İdam cezasının kaldırılmasına hayır dediğini herkes biliyor ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak aksine terörle ilgili suçlarda idam cezasının yeniden getirilmesinde Cumhurbaşkanı ortaya koymuştur. İdamdan kurtaran kimdir? Bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu AKP içerisinde Bülent Arınç'tan tutun Abdullah Gül'e, Mehmet Ali Şahin'e kadar olan kimselerin 3 Ağustos 2002 tarihinde idam cezasının kaldırılmasına verdikleri evet oyuyla, ondan sonra 2004 yılında anayasada terör suçlarına idam cezası verileceği hükmü olmasına rağmen AKP hükümeti bunu da ortadan kaldırmıştır. 13 nolu protokolü kaldırmak suretiyle savaş zamanında bile idam verilmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim bu konuda görüşümüz ve duruşumuz açık ve nettir. Bugün bu idam cezasının uygulanmamasını sağlayanlar bugün İmralı'yla müzakere döşüyor. Bugün Irak'ın kuzeyinde onlara üst sağlayanların altına kırmızı halı döşüyorlar. Barzani ile kirli bir ittifaka giriyorlar. Bugün Türkiye bunları deşifre etmesi gerekir. Bizi kimse bu konuda imtihan edemez. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin o zaman rahmetli Bülent Ecevit de, Sayın Mesut Yılmaz da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki duruşunun ne kadar açık ve net olduğunu ortaya koydu. Ama biliyorsunuz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir hukuk yolu olduğu için bu hukuk yolu tamamlanıncaya kadar bu konuda verilen ihtiyati tedbir kararı vardı. Ama maalesef Milliyetçi Hareket Partisi dışındaki partiler idam cezasını kaldırmak suretiyle bu infazı engellemişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi inanın ki tek başına olsaydı biliniz ki bu meseleye noktasını koyardı. Peki kısa bir reklam arası verelim, devam edeceğiz efendim. Evet, partilerin önemli isimleriyle, yetkili isimleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Oktay Vural, MHP Grup Başkan Vekili, İzmir adayı, İzmir'den yayınımıza katılıyor. Sayın Vural, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, şimdi MHP'nin Diyarbakır mitingi için konuşmanın başında vurguladığım provoke edeceği iddia edilen 11 kişi tutuklandı demiştik. O kişilere bir takım sorular sorulmuş. Örneğin kasetlerle ilgileri olup olmadığı sorulmuş veyahut da Ergenekon davasında yargılanan sanıklardan kimleri tanıyorsunuz? Ergenekon sanıklarından Veli Küçük, Muzaffer Tekin'le irtibatınız var mı gibi sorular sorulmuş. Şimdi bunun için söylüyorum. Çünkü bugün Sayın Murat Yetkin'in bir yazısı vardı Radikal Gazetesi'nde. Herkes elinde ne dosya varsa bu hafta ortaya dökecek, hiç akla gelmeyecek konularda bile diye. Sayın Bülent Arınç da daha ne telefonlar, mektuplar çıkacak diyor. Bu hafta bekliyor musunuz böyle skandal yaratabilecek bir takım komplolar, girişimler, efendim, bu yönde bilgi geliyor mu size? Biz Evren Paşa'nın tehditlerine, komplolarına boyun eğmemiş bir hareketiz de, yani burada Recep Paşa'nın bu tehditlerine mi papuç bırakacağız? Yani Türkiye'de oluşturdukları korku imparatoruyla, sivil diktayla, düzmeceleriyle bu milleti tehdit ve şantajla bir noktaya götüreceklerini mi zannediyorlar? Türkiye demokratik bir ülke. Karnından konuşma Bülent Arınç. Kimi dinliyorsunuz, tehdit ediyorsunuz? Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Gayrimeşru bir şekilde hukuk dışı araçlarla Türk siyasetine komplolar uyguluyorlar. Millete baskı uyguluyorlar. Türkiye nerede bu ileri demokrasi dedikleri hususlar? Bu tehditlerle, şantajlarla siyasal sonuç elde etmek istiyorlar. AK Parti deniyor. AK Baba gibi Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde operasyon yapmak istiyorlar. Ama Allah'a şükür milletimiz bu tehdit ve şantajlarla papuç bırakmayan genel başkanına ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkmıştır. Bu konularda her türlü numarayı yaparlar. Bunlarda her türlü numara var. Her şeyi yapabilirler. Bunlardan her şey beklenir. Parti menfaati için papaz elbisesi bile giyerim diyen bir zihniyetin yapamayacağı hiçbir kalleşlik olamaz elbette. Ama milletimiz bunu görsün. Özellikle AKP'ye veren değerli kardeşlerim bunu görsün. Bu güç hepimizi ezmek istiyor. Yok etmek istiyor. Bizi susturmak istiyor. Niye?
Biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bölücüye karşıyız. Çünkü biz anayasadan Türk milleti tabirinin çıkarılmasına karşıyız. Çünkü biz egemenliğin bölünmesine karşıyız. Çünkü biz Büyük Ortadoğu projesinin Türkiye'de hüküm sürmesine karşıyız. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'ni, milliyetçiliği hedef aldılar. Bu milleti sevmek suç mu? Bugün geldiğimiz bu noktada darbe hükümetlerini yapmak istediklerini, bugün bu demokratik dönemde seçmen oylarını manipüle etmek için her türlü şeyi yapabilirler. Zaten bundan önce de biliyorsunuz telefon numarası verdik. Bir kişinin kendi üzerinde 8603 tane telefon çıktı. Ben burada aslında şu soruları sormak isterim. Bu izleme ve dinleme araçlarını Recep Tayyip Erdoğan sen gönderiyorsun. Bütün siyasi partileri gönderiyorsundur. Milliyetçi Hareket Partisi'ni izliyorsun. Hukuk dışı böyle araçlarla dinlemen demokrasiye aykırı değil mi? Hukuka aykırı değil mi? Devleti çete gibi yönetiyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık geleneği vardır. Burası Bedevi Devleti değil. Burası açıkçası çadır devleti değil. O bakımdan bugün gücü eline alanın açıkçası bu tuzakları bozmak isteyenlere karşı acımasızca kullanabileceğini düşünüyoruz. Ama ben şuna inanıyorum. Biz bu mücadelede kararlıyız. Bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Yani bu coğrafyada Türk milleti yaşayacaktır. Bir ve bütün yaşayacaktır. Atatürk'ün milli mücadeleyle kurduğu cumhuriyet ilelebet payidar olacak. Bunu herkes bilsin. Milli ve manevi değerlerimizi yaşayacağız. İçini boşaltıp inanç hortumculuğuyla bu milletin inanç değerlerini dönüştürmek isteyenlere karşı da bu manevi değerlerin ikliminde seslenmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bugün geldiğimiz bu noktada elbette bu tip hususlarla Türk siyasetinde oyun oynamaları mümkündür. Neden? Çünkü iktidar ellerinden gidiyor. Çünkü millet artık dönüyor. AKP'ye oy veren insanlar o habur rezaletinin İmralı'yla pazarlıkların devam etmesini istemiyor. Kendi kardeşinin, anasının, babasının işsiz kaldığını, yoksul kaldığını görüyor. Bugün bunları çözemeyenler gidip kanal projelerle milleti aldattırmak istiyorlar. Emeklilerimizin hepsi açlık sınırı altında, çiftçimiz ekemiyor, biçemiyor. Böyle bir sosyoekonomik krizi açıkçası olduğu bir ortam içerisinde Türk siyasetini manipüle etmek isteyen, siyasi partiler üzerine tuzak kurmak isteyen vardır. Yani Kenan Evren'in 12 Eylül'ü partimizi kapattı da Allah'a şükür bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şerefle temsil ediliyoruz. Dolayısıyla bu sivil diktaya mı teslim olacağız? Milletimiz kararını vermiştir. Artık AKP hükümeti de tek başına olamayacağı için hangi tuzağı yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlamentoda varlığını ve Türkiye üzerinde, millet üzerinde oynadığı oyunları bozmasına kimse engel olamayacaktır. Yakında biz daha önce söylemiştik, bir takım bilgisayarlara yükleme yapabilirler. Muhtemelen bu kişiler de bilgisayarları alıp şu ya da bu şekilde yapmışlar. Ama kaset siyasetini önce miting meydanlarında kullanan, ondan sonra MHP'nin iç işidir diyerek bu kaseti çıkartanlarla aynı eksene düşen Recep Tayyip Erdoğan değil midir? Aynı dili konuşan Recep Tayyip Erdoğan değil midir? Bu Milliyetçi Harekete ve Ülkücü Harekete karşı komplo düzenleyen siteleri pazarlayanlar, finanse edenler AKP'li meclis üyesi değil mi? Bugün İzmir'den aday olan Binali Yıldırım zamanında buna hangar verilmedi mi? Bununla pazarlıklar yapıp sivil havacılıkta yükselmesi sağlanmadı mı? Ödüller verilmedi mi? Ertuğrul Güney'le Binali Yıldırım beraber birlikte bunlarla poz vermediler mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde dinleme ve izleme araçları kamera kayıtlarıyla tespit edilmedi mi? Bunu genel başkanımız ortaya koyduğu zaman hemen dezenformasyonla sanki çakma minibüsü
minibüs gibi adlandırdılar. Ama bütün bunlar oluyor değerli vatandaşlarım. Bir ülkede, bir devlet, benim de özgürlüğümü koruması gereken devlet beni yıldırıyor. Bir de başbakan diyor ki, dün İzmir'de diyor ki, efendim kimseyi korkutmuyoruz. Niye hayır diyenler referanduma, darbeci diyen siz değil misiniz? Hayır diyenleri dövme gerekir diyen siz değil misiniz? Bülent Arınç değil mi? Hayır diyenleri akıl hastanesine göndermek diyen siz değil misiniz? Bir taraf olur, ber taraf olur diyerek sivil toplum örgütlerini tehdit eden, Nuray Mert Hanım'ı namertlikle suçlayan, köşe yazarlarını hedef gösteren, iş adamlarını hedef gösteren siz değil misiniz? Tabii, iş adamlarına vergi denetmelerini göndererek baskı uygulayan Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Siz de paylaşmış olalım. Tabii bir takım tespitleri ve gerçekleri ortaya koymakla birlikte yine de bazı izleyenlerimiz de diyor ki milletin tek başına iktidar yaptığı bir partinin mensuplarıyla ilgili böyle hakaret-tamiz bir takım ifadeler kullanınca milletin iradesine hakaret etmiş olmuyor mu acaba MHP diye de gelen izleyici beylerimizi de iletmiş Hareket Partisi, AKP'ye oy veren insanlarla o AKP'yi yöneten zihniyeti ayırır. Bugün AKP'yi yönetenler AKP'ye oy veren insanların o ruhunu temsil etmiyor. AKP'ye oy veren insanlar Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan ol dedi. Git Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde ABD başkanından görev al demedi. AKP'ye ruh veren insanlar git terörle mücadele et dedi. Git müzakere et demedi. Dolayısıyla bugün geldiğimiz bu noktada AKP'nin ruhunu temsil eden, oy veren insanların düşünceleri dışında hareket eden AKP yönetiminin maskeli siyasetini, münafık siyasetini sorguluyoruz. Bizim hedefimiz de budur. O insanların tepkisi olmasaydı Habur rezaletine devam edecekti. Ben inanıyorum ki Habur meselesine en başta tepkiyi koyan da AKP'ye oy veren insanlardır. O şehitlere biber gazı, şehit yakınlarına, analarına biber gazı sıkıldığı zaman en fazla tepkiyi veren de onlardır. Dolayısıyla bugün AKP kendisine oy veren insanların ruhunu temsil etmiyor. Onun iradesini alıyor. Washington, Brüksel, Erivan ve Erbil'in istekleri çerçevesinde kullanıyor. Ondan sonra da bu tip şeylerle, çatışmalarla, bu tip tezgahlarla AKP'ye oy veren insanların, AKP'den dönecek insanların gidebileceği bir siyasal mecrayı da ortadan kaldırmak istiyorlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi AKP'ye oy veren insanların ikinci tercihidir. Bu bakımdan böyle bir ikinci tercihe yönelmesini engellemek için Milliyetçi Hareket Partisi'ne haksızca saldırıyorlar. Yoksa biz AKP'ye oy veren ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren değerli kardeşlerimin hepsinin oylarına talibiz. Bizim sevdamız Türkiye'dir. Bizim sevdamız milletimizdir. Bizim sevdamız bu ülkenin işi ve aşıdır. Dolayısıyla bu insanlara hakaret eden kendileri, ananı da al git diyen kendileri her türlü hakaret yapıyorlar. Beraber yürüdük biz bu yollarda deyip geldiler iktidara. Şimdi kendileri jiplerde, villalarda geziyor. Ama bu insanların hepsi fakir fukara, varoşlarda. Bugün şu İzmir'in şu varoş kentlerinde o kadar oy veren insanların hepsi, çoğu hepsi işsiz, hepsi yoksul. Ama kendileri yandaşlarına ihale dağıtıyorlar. Yandaşlarına gemi dağıtıyorlar. Atıyorlar. Mahdumları zengin oldu. Bu bakımdan jiplere bindiler. O jiplere binerek çukurlarda, caddelerde gezerken o kendisine oy veren insanların üzerine çamurları sıçratıyorlar. Bugün gelinen bu noktada başörtüsü konusunu çözmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin attığı adımı akamete uğratıp bu dönemde de gel beraber çözelim dememize rağmen hayır 12 Haziran'da çözmeliyiz derken bile AKP'nin ruhuna aykırı hareket etmiştir. Dolayısıyla bizim burada ifadelerimizin hepsi AKP'yi yöneten siyasal zihniyetin iç yüzünü ortaya koymaktır. Gönül ister ki Er Meydanı'nda beraber birlikte tartışalım bunları. Gönül ister ki karşımıza çıkalım. Ey sevgili AKP'ye oy veren değerli kardeşlerim, bu yöneticileriniz niye bizimle beraber çıkmıyorlar? Sorunları tartışalım, cevapları verelim, hükmü siz verin orada. Ama bunlar anketler ve manşetler
şirketlerle, medyaya uyguladıkları ambargolarla, kendi yandaş medyaları aracılığıyla, ajitasyonlarla gerçekleri kapatılmasını istiyorlar. Peki. Bu bakımdan kaçıyorlar. Ben zaman... böyle bir demokratik dışı davranışı da uygun görmediğimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Peki Sayın Oktay Vural, çok çok teşekkürler. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra sizin de böyle bir çağrınız olmuş oldu. AK Parti kurmaylarıyla, belki de işte başbakanla karşı karşıya gelmek ve bir tartışma programında yüzleşmek konusunda. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Bu vesileyle bir konuyu arz edebilir miyim? Efendim, aslında süremizin sonuna geldik. Bir cümle alabilirsek sizden. Tabii, teşekkür ederim. Bugün İzmir'de işsizlik Türkiye genelindeki işsizlikten %30'undan fazladır. Yoksulluk daha fazladır. Bugün maalesef bu yörelerimizde vatandaşlarımız bulundukları mekanın hukuki gerekçesi bile yoktur. Böyle bir yaşadığımız İzmir'de bu insanların, işsiz ve yoksul insanların sorunlarını unutarak, bir takım yerlere kanal açarak insanların bu sorunlarını unutanlara bir şey hatırlatıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı öldürdüler, yoksullaştırdılar, işsizleştirdiler. Şimdi pasta dağıtmak istiyorlar. Peki, Sayın İnsanlar Murat. Ekmek ve soğan bulamıyor. Sayın Oktay.